Selam arkadaşlar, ben Soner ve bugün sizlerle Traffic Reader adında bir Android motosiklet oyunu anlatacağım. Oyuna girdikten sonra isim soruyor size. İsim bölümü burada yukarıda ve leveriniz gösteriyor hemen altında. İsim bölümüne tıklayınca burada geçtiğiniz bölümler, yaptığınız skorlar, kazandığınız paralar gösteriyor bu şekilde. Ve sürüş notu, sürüş notum daha D, düşük seviye olduğum için. Bu şekilde burada bölümleri tıklayarak, ya hem bölümlere tıklayarak bölümleri görebiliyorsunuz hem de altta bölümden kazanabileceğiniz miktarı gösteriyor. Bu miktarı biraz sonra motosiklette ne işe yaradığını göstereceğim. Bu şekilde yukarıda iki tane ülkemiz var. Benim oynadığım buradaki ilk seçili ülke, diğeri burada. Bunlar ileri seviyede, yani bölümler geçtikçe buralar açılacak. Bu şekilde bölümlerin altına tıklayarak da kazanacağınız miktarları görebiliyorsunuz. Bu şekilde geri diyelim. Bunu da birazdan göstereceğim. Bu şekilde motosiklet ilerle. Evet. Burada bölüme geldikten sonra yukarı burada sağ tarafta motosikletin olduğu yerde eve benzer bir bölüm var. Tıklıyoruz. Burada motosikletlerimiz var. Ben de şu anda ikinci düzey var. Anca ikinci düzeyi aldım. Şurada yukarıda motosikletin üstüne geldiğiniz zaman burada üstte 4 tane bölüm var. Birinci bölüm motosikletin gücünü, manevra yeteneğini ve fren gücünü arttırıyor. İkincisi bu şekilde istediğiniz bir ton, yani bir rengi oluşturabiliyorsunuz. 500 istiyor şuradaki paradan. Bu da bölümlerden geçtiğinizde geliyor size. Burada da motosikleti kullanırken sadece eldivenleriniz gözüküyor. O yüzden buradan çeşitli eldivenler alabiliyorsunuz. Daha bende standart ilk kendi verdiği eldiven var. Ve en çok beklediğim yer modifiye bölümü daha açılmadı. Açılmasını bekliyorum. Modifiye motosikletlere modifiye yapmak için. Yani bu ilk iki motosiklete modifiye iyi olmaz ama gördüğünüz gibi ilerleyen seviyelerde çok iyi motosikletler var. Bu şekilde yana kaydırarak diğer motosikletleri görebiliyorsunuz. Ve en sonunda da bu şekilde baya iyi bir motosiklet var. Tabii bu parayı nasıl biriktireceğiz o belli değil. Parayı ve levere ulaştığınızda bu parayı da biriktirirseniz kilidi aç diyorsunuz ve kilit açılıyor hemen. Bu şekilde geri gelelim. Şu ilk bölümümüz. Bunu göstereyim, bakın tek yön. Burada bölümün içeriğini de gösteriyor. Tek yön şehirde ve öğlen vakti. Bu şekilde başlayalım. Evet, öğlen vakti yani 12 ile 1 arası gibi bir saat oluyor. Bu şekilde motosikletimiz. Ben bilgisayardan oynadığım için yön tuşlarını baya zor yaptım ayar bölümünden. Android'de otomatik olarak yapılıyor. Telefon hepsini kendi ayarlıyor. Bu şekilde arabaların arasından hızla geçerek bölümü tamamlıyorsunuz. İlk bölüm olduğu için size 3 tane bayrak veriyor. Evet, birinci bayrağı geçtik. Şu şekilde hızla ilerleyerek belli bir süresi var. O süreyi geçmeden bölümü bitirmeniz lazım. Yoksa yine bölümü geçemediniz diye sizi bölümden atıyor, tekrar girmeniz gerekiyor. Ve 3 defa çarpma hakkınız var. Yani kaza. 3 defa kaza yaptınız mı sizi tekrar oyundan atıyor ve baştan girmeniz gerekiyor. İkinci bayrağı da geçtik ve üçüncü bayrağa yaklaşınca şuradan geçemedim. İlk kazamızı yaptık. Sağ tarafta hemen durdurma bölümü. Evet, geçtik durdurma bölümü ve hızınızı gösteriyor. Bu şekilde bakın burada topladığımız miktar, bu az önce gösterdiğim gibi size eldiven almayı, motosiklet değiştirmeyi ve modifiye için gereken ücret burada bölümü geçtikçe veriyor. Evet, buradan yakın makas. Evet, yakın makasta 25 lira kazanmışım. Arabalara çok böyle milim kala geçince de ekstra ücret veriyor. Bu şekilde
Bazen böyle ekrana reklam gelebiliyor. Siz interneti kapatıp oynarsanız daha iyi olur. Evet, bu şekilde devam ediyor. Bakın bu geçtiğim bölümler siyah oluyor. Siyah benzer bir ton. Bu tek yön otoban ve akşam saati, yani karanlıkta. Karanlıkta oynamak biraz zor oluyor. Aydınlığa alışmak gerek. Çift yön ve burası benim geçemediğim bölüm. Evet, o bölümü de bir kere oynayalım. Daha sonra videoyu bitirelim. Bakın bu şekilde. Bu da akşama yakın. Hava tam karanlamamış. Evet, burada 2-4 bayrak geçeceğiz ve 5. de bitecek. Bu şekilde. Bakalım videoda geçebileceğim mi? Video çekmeden önce bunu çok oynadım. Ama bu bölümü tam geçemedim. Çünkü araba çok fazla ve manevra yaparken çarpabiliyoruz. Bunun manevra yeteneklerini güçlendirerek de geçebilirsiniz bölümü. Ben diğer motosiklet için saklıyorum. Onun manevra yeteneklerini güçlendireceğim. Eğer bu bölümü de bu motorla geçersem benim için çok iyi olacak. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. İkinci bayrağı geçtik. Evet, ikinciyi geçtik. 3'e gidiyoruz. Hadi. Devam. Evet, böyle hiç durmadan iki defa manevra yapmak biraz zor oluyor. Android'de nasıl oynanıyor onu tam bilmiyorum. Evet, oyunu ilk defa bilgisayara indirdim ve bilgisayardan oynadım. O yüzden Android ile ilgili hiçbir bilgim yok ama manevrayı yine aynı orada parmaklarla basarak yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet, son. Hadi be. İki arabayı geçtik ve süremiz bitti. Bölümlere geçtikçe çarpma sayınız daha da düşüyor. Dördüncü bölümde iki çarpma hakkınız var. İkinci de oyunu bitiriyor. Evet, bu şekilde geri diyelim. Evet, geri diyemedik. Eve tıkladık ve buraya attı bize. Evet, bir de oyunda bu bölüm var. Bu size dördüncü bölüme geçtiğinizde soracak. Ben daha önceden işaretlediğim için sormadı. Sonsuzluk. Böyle dört seçenek var. Serbest meslek, yani serbest olarak çalışacak. Serbest olarak bir kariyer yapacaksınız. Bu zamana karşı, yani en iyi hızlı olduğunuz için, çok hızlıysanız eğer zamana karşı oynayın. Bu sonsuzluk, tek çift yönde. En yüksek skor şu anda benim yok. Ben kariyer olarak devam ediyorum. Motosikletle kariyer modu benim için daha iyi. O şekilde kariyer olarak devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Tekrar bölümümüze geçtik. Evet, bakın burada diğer bölümün rengi değişti ama 5'in rengi değişti ama 4'ü geçemediğim için 5'e daha kilidi açılmadı. Ama geçmeye yaklaştım. Bu oyun bu şekilde. Oynaması bayağı iyi, motosiklet sevenler için çok iyi bir oyun. Oynayın. Oyunun linkini aşağıya açıklama bölümüne koyarım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. İyi günler.